Diyor ki Allah-u Teala dinini kıyamete kadar koruyacak, sürdürecek. Bizim diyor hani silsile-i aliye büyükleri diye bildiğimiz o silsile de diyor kıyamete kadar devam edecek mi yoksa kesintiye uğrayacak mı diyor. Şimdi ben bunu anlamıyorum şey itibariyle. Çok kimse böyle merak konusu, meraklanıyor falan. Hani bazıları kestirip atıyor. Bu iş burada bitti, kapandı. Ne yapacak bundan sonra? Bundan sonra gelecek, cehenneme gidecek falan. Ya kıyamete kadar Allah-u Teala, kıyamete kadar buyuruyor. Allah-u Teala ruhlarını yaratmış bunlar. Nöbet nöbet dünyaya gelecek. Bunlar sırası cennetlik olanlar, cehennetlik amel işleyecek olanlar, cehennemlik amel işleyecek olanlar var. Ve onlara yol göstererek rehberlik yapacak, aynı şekilde alimler olacak. Elbette Muhammed Aleyhisselam bir daha gelmeyecek. Bir defa geldi gitti. Musa Aleyhisselam bir daha gelmeyecek. Geldi gitti. Adem Aleyhisselam bir daha gelmeyecek. Geldi gitti. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bir daha gelmeyecek. Bir daha gelmeyecek. Geldi gitti. Geldi gitti. Her asırda Allah-u Teala kullarına merhametle muamele eder. Onlara hep rehberler gönderir. Kıyamete kadar da olacak mı? Olacak. Kıyamet kopmadan önce Hazreti Mehdi'yi gönderecek. İşte o Sesili Aliye denen büyüklerin yolunda olacak. O da o yolda yetişecek buyuruyor. O da o yolda yetişecek. Ya bazılar çıkıyor bakıyor onu herhalde okumuş ki ama diyor biz diyor kıyamete kadar diyor kapattık diyor. Bizim büyükten başka kimse büyük gelmeyecek falan. Aslanım be herkes neler şey. Sanki Allah-u Teala bunlara yetki vermiş. Bunlara yetki vermiş. Bundan sonra diyor tufan. Benden sonra tufan der gibi. Ya sen kimsin ben kimim ya? Allah-u Teala kıyamete kadar bu kulların içerisinde merhamet ettikleri, hidayet ettikleri elbette gelecek. Bunlar içerisinde alim, fadıl, veli, evliya, şehit hepsi olacak. Bu senin aslına mahsus bir şey değil ki. Orada da aynı şekilde alimler olacak. Orada da aynı şekilde salihler olacak, fasıklar olacak, kafirler olacak, dinsizler olacak, zındığı olacak, müşriği olacak. Her asırda olacak. İlk asırda Adem Aleyhisselam zamanında olduğu gibi o zaman da olacak. Efendim kesintiye uğrar mı? Yani Allah-u Teala ha bir dakika şimdi bekleyin şurada insan göndermeyecek. Herkes dünya böyle boş duracak duracak öyle mi? Ondan sonra bir daha gelecekler falan. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala sisteminde kesinti yok. Dereceleri farklı olabilir mi? Tabii farklı olur. Dereceleri farklı olur. Mesela Hicri 400. yıldan itibaren mutlak müştehit yok gibidir buyuruyor. Bu yok manası gibi kelimesini kullanıyorlar. Gelenler de zaten aynı şekilde ben müştehidim diyen hiç olmamıştır. Müştehit olan müştehidim dememiştir. Müştehit olmayanlar da ben müştehidim demiştir. O ayrı bir mesele. Gelen evliya hiçbir zaman ben evliyayım dememiştir. Ama evliya olmayanların hepsi de bir sürü böyle koygoycu hani cahil tayfası vardı. Bizim işte şeyh uçuyor kaçıyor evliyadır. Evliyanın büyüğüdür. Kıyamete kadar her tarafı kapattı. Onun himmeti tasarruf falan uydurup uydurup söylüyorlar. Bunlara itibar etmemeli. Kıyamete kadar bunlar devam edecek. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Faydalı Bilgiler kitabında orada yazıyor. Müceddidler her asırda olacak. Her asırda olacak. Allah Teala birisiyle dinini yayacak. Dinini koruyacak. Zaten yazılan yazılmış. Söylenen de söylenmiş. Ha bunların içerisine sokulan hurafe ve yanlışlar, bidatlar onlara ayıklayıp ayıklayıp gidecekler. Doğrusunu bilecekler. Hadise bunlar ibaret. Evet. Yani biz genel böyle isimlere, cisimlere çok takılırız. Yani Müslüman olarak silsile-i aliye büyüklerin hangisinin ipine sarılmışız da ne bileyim onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Hiç. Kim gelecek şu gelecek. Kim gelirse gelsin. Sen ne yapıyorsun? Önemli olan o yani. Sen kendi zamanında sarılabildin yani, mi yani? Kime sarıldın? Hadi yılana mı sarıldın acaba? Tabii ki.